sıkmış. Şimdi abim bir şey seçtim. Dedim ki indirim yapar mısın? Yok dedi. Dedim ki abim indirim yap dedim. Sana satış yapacağım dedim. Tamam dedi. Çıkıyorum şimdi. Çorabım da yok. Ayakkabılarımı götürmesinler. Hiçbir şey olmaz, merak etme. Gel bakayım ne diyoruz? 60 ablam 60. Param olsa da ben alsam. Hepsi 60. Gülşah Saraçoğlu buradan giyiniyor. Doya doya moda birincisi buradan giyiniyor. Hadi gel vatandaş. Ablan hepsi 60. Seçtiğini ver paketliyim. Bugün pazarda pazarın hakkını veren isim kesinlikle Tina'ydı. Onu pazardan alamayacağımızı düşündüm ya. Orada bırakıp gitsek mi diye düşünmedim değil açıkçası. Abla düştü düştü. Fiyatlar düştü. 60 60. Ablan bak ne kadar güzel tulum vurdum sana. Harbi güzel, dur. Sana da göstereyim. Şuna bak ya. Çetari. Aşkım iyi misin? Ne yapıyorsun sen burada ya? Sen iş yapıyorum arkanı. Gel vatandaş 60 60. Hadi gel. Tina'nın ruhunda bir pazarcılık var. Yemin ediyorum var. Hulya al 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 Hulya. Pazarcı olarak gördünüz mü bana ne yaptın? İşinin hakkını veriyor. Ne diyelim Hulya? Hulya. Satış yap bak, akşama kadar yine ben birinci olacağım, biliyorsun değil mi? Tamam, görüşürüz. Hadi devam et. Hadi devam et sen. Arkadaşlar elbise var, her şey var. Hadi gel buraya. Düştü düştü. Fiyatlar düştü. Burası da düştü. Yoruldun mu yoksa? Bu yorgunluğun karşısında güzel bir indirim alabilirsin umarım. Şimdi seçtiklerimi göstereyim. Abimden indirimimizi alıp gidelim. Sen pazarlığını yaparken biz de Zeynep'in alışverişi ne durumdaymış ona bakalım. Ne kadar bu? 60 lira fiyatı var abla. Bunu ben burada satış yapar bunu 70'e alırım. Yaparsanız buyurun. Yaparım. Beyefendi pazarlığa açık Zeynep. Hadi hemen işe koyulalım. Hadi başlıyoruz. Tezgahta görüşürüz. Ablacığım her şey indirimde. Abi o elinde tuttuğum pantolon ihraç fazlası bak. Bir bizde var bir de dünya ünlü markalarda. Başka bir yerde yok. Gel 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 vatandaş. En güzel markalar bizde. Bir yandan da istediğin indirimi alabilecek misin? Yokla bakalım. Alacağım artık bu kadar bağırmaya. Değil mi? Bak nasıl doldu tezgahın önü. Kaça alacaksın elindeki tişörtü peki? Ne kadara veriyorsun şimdi? O zaman almıyorum. Bu kadar bağırdım. Aşk olsun ya. Küstüm. Bu kadar çaba boşuna mıydı yani? Neyse pazarcılarımıza destek olmuş olduk. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Şimdi başka tezgaha gidiyoruz. Düşseyiz. Elimde bir kot tulum var. Ve bu kot tulumu çok güzel bir şekilde kombine edebileceğimi düşünüyorum. Beline güzel bir kemer takarım. Güzel bir gözlük ve güzel bir ayakkabı ile bu kombinimi tamamlarım. Fiyatını öğrenelim mi? Abi bunun fiyatı kaç Türk lirası? 100 lira. Tamam, bu benim bütçeme çok uygun. Ben bunu bütçeme uygun bir şekilde alabilirim o zaman. Başka kıyafet bakacak mısın peki? Evet, var işte. Sen kombin seçmeye devam ederken biz de Nihan'ın yanında alıyoruz soluğu. Olay olmadı mı? Baksana dış ses, olay be, yıkılıyor. Bu gözlüğün fiyatı ne kadarmış? Bakar mısın? Ne kadar? Ay olmaz, o kadar param yok benim. İndirim yapar mısın? Yaparsın diye. Oo, halleder. Eyvallah. Ben bunu alacağım. Hayırlı olsun Nihan. Teşekkür ederim. Ne kadar yapıyorsun? Yapacağım dedim bak, yardımcı olacağım dedim. 150 yaparsın. Az param var, ne alırsın? Hadi 150, hadi ne alırsın? Kimse duymasın. Şeker ablaya olsun. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Ne kadar indirim aldığını anlayamadım bir türlü. 250 değil, 150 TL'ye aldım. Bu arada Aleyna ne dedi biliyor musun Nihan? Dış ses Nihan hep gergin biliyor musun? Onun bir ada çayına, onun da bir yogaya, meditasyona ihtiyacı var. Kendi birazcık denesin bunları, bana laf atacağına o risk nasıl alınır? Bence bunlara uğraşsın, çok konuşmasın. Tamam, ablası. Nihan'ın da böyle ablacığım lafları falan beni çok güldürüyor gerçekten. Ben sana bugün tütsü alacağım. Biz de bu arada Pınar'ın yanına gidelim. Aradığın kıyafeti bulabildin mi Pınar? Ben kıyafetimi seçtim. Alıyorum. Fiyatta indirim almak istiyorum. Ne kadar indirim alabileceksin bakalım? Abi son durum. Ne kadar ödeyeyim ben? Ne kadar ödeyeyim? Sana çay kahve ısmarlarız ama indirim yok. Çay kahve parasına bana indirim yapıyor jüriler. Jüriler bana desteler ay aferin kızım ya. İndirim alamadın sanırım Pınar. Abi bana indirim yapmadı. Ben 130'u veriyorum. Buyurun. Sikta bizde mi yapıyorsun? Evet. Sikta bizde yapıyorsun diye indirim yaptım sana. Aa 5 lira. Teşekkürler sağ olun. Hadi yine iyisin Pınar. Şimdi nereye gidiyoruz? Başka bir şeylere daha bakacağım dişsiz. Hadi bay bay.
içimdeki ben konsepti için Bakırköy pazarının altını üstüne getiren yarışmacılarımız alışverişlerine devam ederken Aleyna yeni bir parça bulmuş kendine. Bu ceket güzel. Abi de çok beğendi, yakıştırdı bana. Bütün kızlar beni bu cekete kıskanırmış. Çuval giysen yakışır. Ah abicim, biliyor musun bunu herkes bana söylüyor. Gerçekten öyle. Gerçekten bu övgüler beni çok mutlu ediyor işte. Görüyorsun değil mi? Bütün pazarcılar seni destekliyor. Pazar yerinde en çok övgüyü sen aldın Aleyna. Hadi olmaz mı? Al, alkış olur. Bu kadar alkışa ceketi burada bırakmazsın herhalde. Ben bir şey daha bakacağım. Ona göre kombinimi yapıp alacağım abi. Vakit kaybetmeden gidelim o halde. Hadi Düstes. Aleyna yeni parçalar ararken Nihan gözüne bir şeyler kestirmiş bile. Fiyatını öğrenebilir miyim? 230. 200 olur bence. 230 çok iyi. Peki ben bir düşüneyim o zaman 200 TL'yi. Sen düşüne dur, biz de Banu'nun yanına ışınlanalım. Şimdi farklı bir butikteyiz. Burası da bir açık hava mağazası. Açık hava mağazası mı? Nasıl bir kombin arıyorsun bu mağazada? Abi makinin üstteki kol ceket atabilir misin? Teşekkür ederim. Böyle bir şeye bakıyor olabilirim. Fiyat ne kadar bunun? 350 Türk lirası. Bu şekilde bir jean ceket ve bence gayet şık ve güzel bir jean ceket. Bu mağazada başka bir şey deneyecek misin? Başka deneyebileceğim bir şey yok. Aklında bir kombin oluştu mu peki? Gel biraz kasa ve pazarlık konuşmaya gidelim. Benim ne kadardı? Bana ne kadar? Tamam o zaman. Şöyle vereyim. Şimdi ne aramaya başlıyoruz peki? Ya çanta bakacağım, ya ayakkabı bakacağım, ya da gözlük bakacağım. Ama bu alışveriş merkezi biraz karışık ve nerede ne olduğunu göremiyorum. Levhaları yok. Sen kendi simülasyonunda takılırken biz de Tina'nın yanında alıyoruz soluğu. Alışverişin ne durumda Tina? Bu ne ceket olarak? Aynısından üstünü kesip altını etek olarak kullanacağım. Bu ceketin fiyatı ne kadarmış? İkisini de alıyor musun? 100 dediler ama şimdi satış yaptım ya, siz de gördünüz. Abi dedi ki İkisini 180 ver. Şimdi şöyle diyelim, kasada görüşürüz. Ne kadar vereyim? 150. Maalesef. Abimi de zor durumda bırakmak istemiyorum. Bu tatlı kızı da öyle. O yüzden buyurun. Teşekkürler fıstık. Hadi görüşürüz. Ayakkabını beğendin mi Hülya? Çok beğendim. Ben bunu şimdi pazarlık yapacağım. Alacağım. Ayakkabına karar verdiğine göre pazarlığa geçebiliriz. Aa, ayak dediniz, ayağım gitti. Duy ses. İnanamıyorum, bir dakika. Yoksa Tina'nın taklidini mi yapıyorsun Hülya? Yemin ederim yapmıyorum ya. Oturum sen de ya. Kızlar ona inanmadı, sen de bana inanmıyorsun. Otur, parmağını çek şöyle. Çek. Hanımefendi anaç yaklaşımıyla Hülya'ya destek oluyor. Çok teşekkür ederim. Bu hareket bana pek inandırıcı gelmedi ama neyse. Hadi artık pazarlığa başlayalım. Ayakkabıyı bana ne kadar yapacaksın? Fiyat 130 olmuş. Hayır, bir şeyler yap. Ciddi misin ya? Aa, hiç pazarlık yapamadım. Tamam 10 lira indirim yap bari de gönlümüz olsun. Kırma bize. Sen gönlüm olsun. Aa, 150 mi? Bak birinci olacağım. 150 mi? Bu benden fena yok. Alırsan da canın sağ olsun. Çünkü benim param kısıtlı. Ben neyse aldım. 10 lira almıyor. Kıramadı beni bak. Teşekkür. Aa, aldı. Hani almayacaktın 10 lira? 10 lira demedim. 20 lirayı geri vermeyecektim. Pazarda pazarlık yapamayan bir ben. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler.